Yıldızlar da insanlar gibi doğar, büyür, yaşar ve ölürler. İnsan vücudundaki oksijen, kemiğimizdeki kalsiyum ve kanımızdaki demir milyarlarca yıl önce yaşamış ve ölmüş olan yıldızlardan meydana gelmiştir. Bir yıldızın ölümü oldukça gösterişli olur. Yıldız öldükten sonra geriye ya bir beyaz cüce ya bir nötron yıldızı ya da kara delik kalır. Bir yıldızın gençliğindeki kütlesiyle öldükten sonraki kütlesi farklıdır. Güneşin kütlesinin 8 katından fazla olan büyük kütleli yıldızlar ölürken süpernova patlaması geçirir. Yani her yıldız ölürken süpernova patlaması geçiremez. Küçük ve Güneşimiz gibi orta kütleli yıldızlar ölürken gezegenimsi nebula ile dış katmanlarını uzaya savurur. Gelin ilk önce küçük ve orta kütleli yıldızların ölümden bahsedelim. Yıldızlar yaşam sürelerinin büyük bir kısmını merkezde füzyon reaksiyonu ile hidrojeni helyuma çevirerek hidrostatik dengede yaşar. Merkezdeki hidrojen bittiğinde artık yıldız anakol evresinden ayrılır, hidrostatik denge kaybolur ve ölmeye başlar. Çekirdekte hidrojen bittiğinde kendi içine doğru çökmeye başlar. Bunun sonucu olarak merkezde sıcaklık ve basınç artmaya başlar. Bu durumda yıldız dışa doğru genişler ve kırmızı dev evresine girer. Küçük ve orta kütleli yıldızda merkezde biriken tüm helyum karbona dönüştükten sonra füzyon reaksiyonu durur. Yıldız gezegenimsi nebula geçirerek dış katmanlarını uzaya savurur. Merkezde ise bir beyaz cüce kalır. Güneşimiz de bir gün ölecek ve ondan geriye bir beyaz cüce kalmış olacak. Beyaz cüce bir yıldız cesedidir. Yoğunlukları çok yüksektir. Eğer bir çay kaşığı beyaz cüceden madde alma şansımız olsaydı, o yıldız maddesi birkaç ton ederdir. Ayrıca beyaz cücelerde madde çok sıkışık durumda oldukları için yüzey çekim ivmesi dünyanın yüzey çekim ivmesinin 100.000 katı olabilir. Beyaz cüceler büyük kütlenin küçük bir hacme sıkışmasıyla oluştuğu için boyutları dünya kadar olsa bile kütlesi en fazla güneşin kütlesinin 1.4 katı kadar olabilir. Bu kütleden daha büyük bir beyaz cüce olmaz. Bu sadece beyaz cüceler için bir kütle sınırıdır. Yani evrendeki dev yıldızlar süpernova patlamasından sonra 1.4 güneş kütlesini aşabilir ve çökmeye devam eder. Merkezde kalan kütle 1.4 ile 3 güneş kütlesi kadarsa bir nötron yıldızı oluşur. 3 güneş kütlesinden daha fazlaysa kara delik oluşturur. Hazır konusu açılmışken dev yıldızların ölümünden bahsedelim. Güneşimizin kütlesinin 8 katından fazla olan dev yıldızlar merkezdeki hidrojen bitiğinde ölmeye başlar. Yıldız kendi içine doğru çökmeye başlar, artan sıcaklık ve basınç yüzünden yıldız genişler ve kırmızı süper dev evresine girer. Merkezinde füzyon reaksiyonu ile demir elementine kadar üretirler ve süpernova patlaması geçirir. Bir süpernova patlaması sırasında Güneş'in tüm ömrü boyunca yayacağı enerji kadar enerji yayabilir. Ayrıca Samanyolu galaksimizde yaklaşık 100 yılda 2 ya da 3 süpernova patlaması olur. Çok fazla galaksi olduğu için evrende her saniye yaklaşık 30 tane süpernova patlaması oluyor. Süpernova sonucunda merkezde kalan kütleye göre ya nötron yıldız ya da kara delik oluşur. Nötron yıldızlarında elektron ve protonlar o kadar çok sıkışır ki nötronlar ve nötrinolar oluşur. Nötron yıldızı, beyaz cücelerden bile daha yoğundur. Güneşten daha büyük kütleye sahip olmalarına rağmen çaplar 20 ile 30 kilometre yani bir şehir kadardır. Kendi etrafında çok hızlı dönen nötron yıldızları olduğu gibi yavaş dönenler de vardır. Hızlı dönen nötron yıldızlarına pulsar denir. Yıldız ölümüyle oluşan kara delikler, büyük bir kütlenin çok küçük bir hacme sıkışmasıyla oluşur. Şöyle düşünebilirsiniz, Güneş'in çapı 1.4 milyon kilometredir. Onu kara delik yapabilmek için 1.4 kilometreden 3 kilometrelik bir yarı çapa sığdırmanız gerekir. Tabii ki Güneş öldüğünde bir kara delik oluşmayacak, bir beyaz cüce oluşacaktır. Burada anlatmak istediğimiz, büyük bir kütlenin ne kadar çok sıkışarak küçük bir hacme sığdığıdır. Kara deliklere çok yaklaştığınızda belli bir noktadan sonra kaçmak imkansızdır. Bu sınıra olay ufku denir. Işık bile kara delikten kaçamaz. Animasyonu Blender 3.6 ile kendim hazırladım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız.